أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أربعة في الدار البركة الشاة في الدار بركة والركي في الدار بركة وراح المد في يدي في الدار بركة والقداحة في الدار بركة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan-ı ızam aleyhim salavat ve teslimat ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaalı rıdvanullah aleyhim ecmain bil cümle ahirete irtihal eden müminat hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimiz ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Arbaatun fiddari bereke. Evde dört şey berekettir. Bereket sebebidir. Eşşatü fiddari bereke. Evde koyun bulunması berekettir. Koyunun yününden yararlanırsın. Sütünden, yağından yararlanırsın. Yavrular yavrusunu kurban edersin. Etinden yararlanırsın. Ayrıca koyun bütün peygamberlerin çobanlık yaptığı bir hayvandır. Başı yerdedir. Tevazu sahibi olursun. Koyun güden tevazu sahibi olur diyor peygamberimiz. Her yönden güzel bir şey. Evet, evde koyun bulundur. Eğer şeyin varsa, mümkünse, bahçen varsa, ayrıca bir hadis-i şerifte eşşâtü min devâbil cennâ, koyun cennet hayvanlarındandır diye geçer. Biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamı kurban edecekken yatırmış taşın üstüne, Cebrail aleyhisselam cennetten bir koç getirmiş. Cennetten getirmiş. Koyun, koç, cennet hayvanlarındandır. Evde koyun beslersen cennet hayvanı beslemiş olursun. Evet. Verrikkiyyü fiddâri bereke. Kuyu evde bereket sebebidir. Evet. Şimdi bu dersleri yaparken hakim arkadaşımız dedi ki hocam yani böyle hadisleri okumasanız olmaz mı? Şimdi İstanbul'un üç tarafı dört tarafı deniz. Bunun anlamı ne? Aradan 3 sene 4 sene geçmedi. Yalova'dan vapurla su geldi buraya. Sular yetmedi. Peygamberimiz ne söylemişse yeri vardır. Ona uyacaksınız. Evet, daha evvel de söylemiştim. Bizim Erenköy'de bir kar yağdı. Geçmiş senelerde 80'li yıllarda şöyle 40-50 santim sular kesildi, elektrikler kesildi. Komşunun bahçesinde kuyu vardı da ona rica ettik de öylece idare ettik. Oradan istifade ettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara işaret ediyor. Bunalmazsın, daralmazsın. Değil mi? Her an her şey olabiliyor. Onun için mümkünse, yerin müsaitse bir tarafa bir kuyu aç. Evet.
usulüne uygun haber verirsin belediyeye, kullanırsın. Evde kuyu bereket sebebidir. Bereket sebebidir. وَرَحَلْ يَدِّ فِي الدَّارِ بَرَكَةً. El değirmeni de evde bereket sebebidir, berekettir. Hazreti Fatıma anamızın elleri nasırlaşmış. Çünkü o zaman şimdiki seninki gibi modern fırınlar yok. Un değirmenleri de yok. Elindeki değirmenle öğütüyor arpayı. Gelen misafirlere ikram ediyor. Tazikli su da yok. Kırbayla omzunda kuyudan su taşıyor. Zaten her gün oruç tutan, sabahlara kadar ibadet eden bir hanım. Ali radıyallahu anh Efendimiz bakmış Fatıma anamızın haline, demiş ben söyleyemem demiş. Resulullah'a git de herkesin ikişer üçer hizmetçisi var. Bir tane de bize versin. Ziyarete gelen misafirler çok oluyor. O da durmadan su içiriyor. İkramda bulunuyor. Elleri nasırlaşmış. Burası da yara olmuş. Omuzu da yara olmuş. Üzülmüş, demiş git de Resulullah'a bir hizmetçi iste. Ama Peygamberimiz demiş akşam yatarken kızım 33 Sübhanallah de, 33 defa da Elhamdülillah de, 34 de Allahu Ekber de yüz eder demiş. Bu sana hizmetçiden daha güzeldir. Hadi bakayım demiş. Evet, onun yaşayışı, o ailenin yaşayışı böyle fedakarane bir hayat sürüyorlar. Ama bu sünnet, görüyorsunuz. Fatıma anamızın evinde bulunuyor. Sen de peygamberin hadisinde geçiyor bak. Sen de evin bir tarafına o el değirmeni, alt taşı, üst taşı bir kupu oluyor. Onlar da ekmek çıkmadığı zaman, fırınlar çalışmadığı zaman olur mu? Neden olmasın? Koca Rusya bir gecede darmadağın oldu. Ne olacağını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Sen böyle bir şey yap da ara sıra bazı şeylerde kullanırsın. Efendimizin sözünü de bir el değirmeni, el değirmeni evde berekettir diyor. Evet, her zaman için gecede gündüzde hemen hazır, hemen onu çalıştırırsın, misafire bir şeyler ikram edersin. Evet, Adem Aleyhisselam da işe böyle başladı. O da böyle buğday ekti sabahleyin, olgunlaştı buğday. Ondan sonra onu topladı, un etti. İşte böyle un etti, pişirdi. Pişirdikten sonra soğuyunca kadar beklememiş. Cennetteki tadı aynen bulabileceğim mi diye de. Şimdi bir sofraya oturduğum yemek soğusunca kadar bekleyemiyoruz. Babamızdan geliyor o acelecilik. Adem Aleyhisselam'ın şeysidir, sünnetidir. Vel kaddaha fiddari baraka. Evde çakmak taşı da eskiden böyle kav falan oluyordu. O çakmak taşında o bir şeyler yapıyorlardı. O kavu tutuşturuyorlardı. Oradan ateş yakıyorlardı. Evet. Rüzgarlı günde bile o tutuşur. Evinde böyle bir şey bulunsun. O Resul-i Ekrem'in şeysi, tavsiyesi. Yani farz falan demiyoruz da Efendimizin tavsiyesi bu. Evet. Vekilu ta'amekum. Gıdalarınızı da tartınız. Tartınız. Yubarikullahu lekum fi. Gıdalarınızı tartınız, Allah bereket ihsan eder. Yani suizan eksik mi verdi, bakkal fazla mı verdi filan, olmaz, hile hurda olmaz, tart. Şimdi hadis-i şerifler de var. Men ibta'a ta'amen فَلَا يَبِعُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. Buhari Müslim hadisidir. Yiyecek gıda maddelerini alırken tartacaksın. Tartmadan satmayacaksın. Satmak istersen. Evet. Kabız etmeden satmayacaksın. Peygamberimizin hadisi bu. Gıda maddeleri, taam, yiyecek maddelerini
alışverişçilere söylüyoruz, tüccarlara söylüyoruz. Gıda maddesi satın aldın mı tartacaksın, satarken tartacaksın. Ama sen alırken tekrar senden alacak olan adam oradaysa problem yok. Bir tartı yeter. Yoksa bir daha tartarak satacaksın. Ve kabz etmeden, elini almadan, senin hakimiyet bölgene girmeden bir başka adama satmayacaksın. Şimdi peygamberin hadisini biz size arz ediyoruz. Nasıl olur bu orası bilmiyorum. Ben ticaretle fiilen uğraşmıyorum. Nazariyatını yaptık da ama fiilen ticarette uğraşmıyorum. Ben peygamberin hadisini söylüyorum. Böyle bir madde, gıda maddesi aldın mı kabz etmeden bir başka adama satmazsın. Şimdi enflasyondan söz ediyorlar, hep şikayet ediyorlar. İktisatçılar diyorlar ki bu her maddeyi teslim alıp satmak piyasada istikrara neden olur. Ani fırlamalara, fiyat artmalarına engel olur. Böyle bir fonksiyonu olabilir diyorlar. Ben iktisatçı da değilim ama peygamberin böyle bir hadisi var. Bir kamyon un fabrikasından un almak üzere işte buğday unu, arpa unu, mısır unu neyse anlaştın. Ondan sonra söz aldın. Hemen telefon açıyorsun bir başka yere, fırıncılara. Bende şey var, un var, buğday unu var, alır mısın? Tamam aldım, kaça şuna? Satamazsın. Evla yine o buğdayı teslim alman lazım, unu. En azından kamyonu fabrikada senin adına yüklemeler lazım. Senin şoförün onu teslim alması lazım. Veyahut da fabrika sahibi unu senin adına fabrikasının köşesine bir yere koyması lazım. Bir başkası talip olursa yo o buğday satıldı falancanın diye senin için ayrılması lazım. Ondan sonra alo bende buğday var, unu var, alır mısın diye bir başkasına satabilirsin. Peygamberimizin hadisi bu. Evet öyle diyor. Kabz etmeden satmayın. Bunu başka menkul mallara da teşmil etmişler. Menkul mallarda da diyor böyledir. Peygamberimiz gerçek yiyecek maddesi demiş ama menkul mallarda en çok yiyecek maddesi söz konusu olduğu için söylemiştir. Menkul malların tamamına şamildir. Onlar kapsar diyorlar. Fıkıh, fakihler, müştehitler öyle söylüyorlar. Ama gayrimenkulde kabz etmek mümkün mü? 10 dönüm arsa aldın 10 bin metre. Nasıl elin alacaksın onu? Nasıl? O yerinden kıpırdamaz. Onu da işte sözleşmeyi yaptınız mı? Her türlü yazışmalar oldu mu? Teslim almışsın demektir. Onun teslimi de öyle olur. Bunlar kesinleşmeden başkasına satamazsın. Bu İslam'da usul, peygamberin tavsiyesi. Burada da evet onu söylüyor. Aldığınız yiyecek maddelerini kiloyla, metre neyse nasıl olacaksa, hangi tartılar olacaksa tartınız diyor. Yalnız tabii burada bir şey daha açıklık getirelim. Fıkhen günümüzdeki bazı hocalar söylüyor ama bizim Nefsut gibi, Dürer gibi, Mültaka gibi, Hidaye gibi asırlardır okunan fıkıh kitaplarında da şu vardır. Kurbanlık alırken hayvanı böyle göreceksin. Kaç para bu? Şu. Böyle pazarlık edeceksin. Evet. Kurbanı kesiyor, etini tartıyor. Olmaz. Veya kurbanın kilonun üstüne koyuyor, öyle satıyor. Olmaz. Olmaz diyor. Ben söylemiyorum, ben aktarıyorum. Bazı hocalar bu öyle olur filan dese de en esaslı temel fıkıh kitaplarında böyledir. Kurban edeceğin hayvanı canlı şu kaç para şu hayvan diyeceksin. Neden? Kiloya koyduğun zaman işkembesinde ne kadar pislik olduğunu biliyor musun? Ne kadar idrar olduğunu biliyor musun? Onunla parayla satılmaz.
Onu da parayla satmış oluyorsun kiloya koyarsanız. Onun için yani bilinmezlik de akli fasit kılar. Fıkıh kitaplarında şeydir, Ömer Nasuhi Bilmen'in İstilat-ı Fıkhiye Kamusunda da Türkçedir, bakabilirsiniz. Evet, gıda maddelerinde tartınız diyor. Ya belli olsun, aldatma olmasın, çeşitli fikirlere sebep olmasın, mübarek olur. Böyle suizandan uzak olduğu için Cenab-ı Hak bereketlendirir. Evet, Hazreti Enes'ten bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.